uçuşa geçmiş durumda Türkiye açısından, vatandaş açısından. Bir sessizlik var elektrik bahsinde. Şimdi güneş daha erken batacak, geceler uzayacak, hava soğuyacak, elektrik tüketimi de daha da artacak. Türkiye'nin dört bir yanında elektriğe zam gelecek mi? Hükümet daha işin başında yerel seçim öncesinde vidaları sıkmaya gayret ediyor. Başarabilirler mi? Bilinmez. Enerji Bakanı elektrik dağıtım şirketlerinin sorumlularıyla görüşecek. Muhtemelen zam yapmayın seçim öncesi sonrasına bakarız diyecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza... Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar yarın saat 14'te 21 bölgede elektrik dağıtımı yapan şirketlerin patron ve üst yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerel seçimler öncesinde elektrikte izlenecek tarife politikası konusunda önemli bir dönüm noktası olacak. Görüşmede elektrik zammının da konuşulması bekleniyor. 85 milyonu doğrudan ilgilendiren elektrik ve doğalgaz fiyatlarını sabit tutmak iktidar açısından önemli bir politik strateji olarak görülüyor. Enerji yönetimi bu amaçla geçen hafta önemli bir karar aldı. Bir enerji kiti olan elektrik üretim maaşı EUH'ın bu yıl Aralık ayına dek 30 milyar TL dolayında görev zararı yazmasını karara bağladı. Bu kararın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK EUH'ın aktif elektrik toptan satış tarifesini belirledi. EUH elektrik dağıtım şirketlerinin kardeş kuruluşları görevli tedarik şirketlerine GTŞ'lere 1 TL 10 kuruştan elektrik satacak. Son günlerde piyasada birim elektrik fiyatı 2-2,5 TL düzeyinde oluşuyor. EUH 30 milyar TL zarar yazacak ve piyasanın çok altında bir fiyatla 1 TL 10 kuruştan GTŞ'lere elektrik satacak. GTŞ'lerde ucuza aldıkları elektriği abonelerine satacak. Böylece GTŞ'lerin aldıklarıyla sattıkları elektrik arasındaki alehlerindeki fark ve finansman açıkları kapatılacak. Sektör kaynakları EUH'ın ucuz elektrik adımının önemli olduğunu ancak GTŞ'lerin açıklarını kapatmaya yetmeyeceğini söyledi sektör EUH üzerinden atılan adıma karşın zam baskısının sürdüğünü ifade ediyor. Enerji Bakanı Bayraktar ve patronlar da bu ortamda bir araya gelecek. Halkın haberini ısrarla ve titizlikle izleyen seyircilerimiz hatırlayacak. Geçen hafta o hazine garantili meşhur müteahhitlerin aldığı ihaleleri gözden düştüğünü, dolarda öngörü olmadığı için, karlılık planlamasında problem olduğu için, hazinenin erör verdiği düşünüldüğünde uzak durulduğunu kimi ihalelere ertelendiğini aktarmıştım size. İşte son gelişme. Antalya Alanya, Ankara Kırıkkale otoyolları 6. kez ihalesi ertelendi. Eskisi gibi değil, kriz var. Ekonomik kriz iktidarın yapışlet devlet modeliyle hayata geçirdiği altyapı projelerini de etkiledi. Yüksek döviz kuru ve finansmana erişim sorununun nedeniyle projelere ilgi kalmadı. Bugüne dek yapışlet devlet modeliyle Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, 1915 Çanakkale köprüleriyle İstanbul-İzmir-Kuzey Marmara-Ankara-Nide otoyolu gibi pek çok proje hayata geçirildi. Devlet yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere araç geçiş garantisi verdi. Geçmeyen yolcular için aradaki fark şirketlere dövizle ödendi. Ekonomik kriz öncesinde yoğun talebin olduğu yapışlet devlet projeleri eskisi gibi talep görmüyor. Antalya, Alanya ve Ankara, Kırıkkale, Delice Otoyol ihaleleri erteleme rekoru kırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilk ihale tarihi Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu için 24 Ağustos, Antalya Alanya Otoyolu için 25 Ağustos 2022 olarak duyurulmuştu. Ancak söz konusu ihaleler 6. kez ertelendi. Yeni ihalelerin tarihi resmi gazetede yayımlandı. Antalya Alanya ihalesi 15 Aralık 2023'te, Ankara Kırıkkale Delici ihalesi de 14 Aralık 2023'te yapılacak. Uzmanlar ekonomik kriz ve buna bağlı belirsizliğin yapı işlet devlet projelerine olan talebi olumsuz etkilediğini vurguluyor. Projeler için finansman bulmanın eskisine göre zorlaştığı ifade ediliyor. Böyle mi olacaktı? Bugünkü etiketimizde şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Tepkisellik hat safada. Haksız da diyemiyorum ama bir düşünce var ki o konuya mesafe koyuyorum. Yani bu halk bu kararı verdi Ceremesinde çeksin Hayır hep birlikte omuz omuza Bu zor süreçleri aşmamız gerekiyor Belki de insanların bilinçlenmesi için Bu çilelerinde çekilmesi gerekiyor Aklıma başkaca da bir cümle gelmiyor Meltem Hanım Ne demiş Seçen halk zulmü sefaleti çeken Yine halk Ben kendim ettim Kendim buldum türküsünü Söylesinler diyorum Şimdi bu türkü söylenmeli Meltem Hanım ben anlatmaya devam edeceğim bana bakan yönüyle ama öyle demeyelim. Hep birlikte bilinçlenmeye devam. Şimdi Girayhan Duman çok sayıda askerlik borçlanması mağduru memurumuz mesaj atıyor Halk TV'ye. Askerlik borçlanması mağduru memurlar ayrıcalık istemiyor. İşçi ve esnafın faydalandığı askerlik borçlanması ile hizmet başlangıcını geri çekme hakkının memurlar da istiyor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Lütfen sesimize ses olur musunuz? Her zaman halkın ekranı. Pınar Aslan Hanım'la bir noktalı virgül koyalım. Söyleyin Ekrem Açıkel Bey. Eşim de ben de emekli olduk. Çocuğumuzu da evlendirdik. Yolun yarısını da geçtik. Artık gezeriz, okuruz, torun büyütürüz diyorduk ki olanları herkes biliyor. Ülke ekonomimiz tepe taklak oldu. Bizim hayatımız böyle mi olacaktı? Güzel vurgu. Belki bir gezecek, belki bir nefeslenecektiniz. Yıllarca aceleyle yaşadınız, yaşadık. Ama gelinen nokta böyle mi olacaktı? Şimdi geliniz bir şu eh, kaybolan meslek bankacılık manşetine attığım bir haberi size anlatayım. Eskiden bankacılık dendiği zaman şöyle akan sular dururdu, değil mi? Havalı bir meslekti tırnak içinde havalı bankacı dediğiniz zaman sanki bankadaki paralar onun zannederdik. Galiba çok kazanıyorlar derdik. Doğruya doğru bankacılık her zaman prestijli, her zaman önemli bir meslek oldu. Fakat yavaş yavaş dili geçmiş zaman kullanmaya başladık. Neden? Başlayayım hak vereceksiniz. Harun şu fotoğrafa bir dolsana. Geçmişte ne meslekler varmış gerilerde kalmış. Görüyorsunuz değil mi siyah beyaz fotoğrafı? Efendim kalaycı, bileyci, sütçü, zembilci. Kalaycıyı biliyorsunuz. Tavalar, tencereler kalaylanır. Bileyciyi de biliyorsunuz. Hala var tek tük. Sütçüyü söylememize gerek yok. Zembilci, hasırdan çanta ören. Zembilci, uyandırıcı varmış. İşte o gördüğünüz fotoğraf eskilerden cama geliyor uzun çubukla vuruyor not bırakıyorsunuz ya da söylüyorsunuz e, saat problem uyandırıcı ya santral memurları arardık ben yetiştim bir saat 2 saat sonrasında kimi zaman bir gün iki gün sonrasında Türkiye içinde arama için santral memuruyla konuşurduk sokak lambası yakıcısı yağlı kandil 900'lü yıllar 1900'lü oraya gidiyor yakıyor sokaklar aydınlansın Teknoloji geliştikçe pek çok meslek kayboldu gitti. Karşınızda bankacılıkla ilgili problem. Bankacılıkta tarih oluyor diyebilir misiniz? Öğreniyoruz ki kimi bankalar 10 bin liraya kadar, kimi büyük bankalar 50 bin liraya kadar. Para çekme, havale EFT, fatura ödeme gişelerden yapamazsınız. Gişeden yapmak yasaklanmış. Ne demek bu? ATM'den yapacaksınız ya da 50 bin liralık para veren para yatırılan büyük ATM'ler geldi son teknoloji ya da internetten internet bankacılığı kullanacaksınız ben bu kadar şubede eleman istihdam edemem bu kadar da kira ödeyemem teker teker banka şubeleri kapanıyor çok sayıda bankacı işsiz kalıyor peki kalanlar peki hadi eski bankacılar desek kerli ferli şöyle ağır bir hedef baskısı var. Tam da bugünün gündemini kucaklıyor. Kredi kartı vereceksin. Sana bu kadar hedef koydum. Bu ay 50 tane kredi kartı satacaksın müşteriye. Kredi mutlaka tüketici kredisi bağlayacaksın. Bu kadar marjın var. Hedef tutturacaksın. Emekli alacaksın promosyon. Bankandaki mevduatın şu kadar milyon lira olması lazım. Ve işte birkaç yıl diyeyim mi KKM kredi kur korumalı mevduatla ilgili hesap açılsın. KKM'ye yönlendir müşteriyi. Öyle istiyor Maliye Bakanlığı. Şimdi KKM'den çıkar. Yoksa bankamız problem yaşayacak. Hangi birine yetişsin kalanlar? Maaşlar mı? Asgari ücret ve asgari ücretten biraz fazla. Tam da gençlerin meslek tercihlerini yapacakları zamanda, tam da Türkiye ekonomisinin konuşulduğu zamanda, tam da bankacılığın dikkatleri üzerine çektiği şu günlerde bankacılık kaybolan bir yok olan bir meslek haline geliyor. Bilmem farkında mısınız? 50 bin liranın altındaki rakamları banka şubesine girip gişeden işlem yapmak yasaklanıyor. Kapanıyor banka şubeleri. Dikkat etmek lazım meslek tercihinde. Bakalım daha kaç meslek yok olacak.